açıldı ama piyasada tatilcileri tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar tatil yapmıyor. Son oyunları sahte tatil tuzağı. Önce parayı alıyorlar, sonra başka otele yönlendirip sır oluyorlar. Bakın çark nasıl işliyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Hala paramı hesabıma yatırmadınız. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Rezervasyon sonrası işlemleri için 2 turistiyiz. Benden parayı alalı tam 1 ay oldu. Haklısınız. Beni sıkboğaz ettiniz aynı gün. Bütün paranın tamamını transfer et diye. Bütün bir seneye çalışıp didiniyorsunuz. Kenara dişinizden tırnağınızdan artırıp para koyuyorsunuz. Neden? Senede bir hafta tatil yapmak için. Ama dolandırıcılar buna da göz dikiyor. Aman dikkat! Sahte tatil diye bir oyun türedi. Sizden parayı alıyorlar ama oteli almıyorlar. Bakın bunu nasıl yapıyorlar. Ben 1 milyar 750 milyon para verdim kardeşim. Ben 5 milyon için arabanın altında yapıyorum. Tamircilik yapan insanım. Ben paramı istiyorum bu otelde. Şikayetçiyim. 3 kişilik 9 gece konaklamalı bir tatilimizdi. Rezervasyonunu yapıp ödemesini de peşin yaptığımız bir otel bize resmen bir kabus yaşattı. İşte mağdurlardan biri var yanımda. Cüneyt Bey. Cüneyt Bey Çeşme'de bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapacaktı. Parasını peşin peşin ödedi. Tatil günü gelip çattığında otel onu kabul etmedi. Hemen de geri çevirmedi. Başka bir otele yönlendirdi. Ama yönlendirdikleri otelde de Cüneyt Bey ve ailesine kapı duvar oldu. Ben o meşhur mağdurlarınızdan Cüneyt Akıncı. Talihsizlik yaşadık. Önümüz bayramda bir tadilat almamız gerekti otelimize. 7'sinin 8'ine bağlayan gece. Son dakika. Elimizde valizlerle, eşimle, ailemle birlikte zor bir durumda kaldık. Paranız mutlaka ödenecektir. Nasıl ödenecek kardeşim? Bir ay oldu ya. Haklısınız. Gelen giden kapılarda ya. Yaşamda yaşadığımız sıkıntıdan dolayı bazı müşterilerimi alamadık. Rezervasyonunuzu yapıyorum, parasını biz ödeyeceğiz dedi. Beni oralara gönderdi. Oraya gittim, kapı duvar. Yaklaşık 3000 liraya yakın bir rezervasyondu ama bu tatil maalesef bunların yüzünden bana 6-7 bin liraya mal oldu. Benim gibi onlarca mağdur var. Bunlar tatil vaadiyle insanların parasını çalıyorlar. Biz hizmet istiyoruz. Bize satılan otel aynı değil kardeşim. Değil. Biz kandırıldık. Pek çok mağdur var. Video var otelin lobisinde. Neler söyleyeceksiniz? Evet, otel yetkilisi şu anda telefonu yüzümüze kapattı. Yani anlayacağınız mağdur ettikleri pek çok tatilci var. Nasıl gözünüzü boyadılar? Yani sosyal medyadaki reklamlarla, uygun fiyatlarla beni tuzağa düşürdüler. O yüzden siz olun, sosyal medyada gördüğünüz her ilana, otel ilanına kanmayın, gözünüzü karartıp bilmediğiniz otele para ödemeyin. Dünya